Fanatik Gazetesi YouTube kanalından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Nihat Üzel, Bir Kulüp İki Efsane programından yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle efsanelerini inceleyeceğimiz kulüp İstanbul'un sessiz tribünü Başakşehir. Gelin şimdi Boz Baykuşlar'ın efsanelerine beraber göz atalım. Onun için yabancı futbolcu demek çok zor. Çünkü o artık bizden biri. Süper Lig devleri ve Avrupa takımlarının senelerdir peşinden koştuğu Edin Visca'dan bahsediyorum. Hani derler ya elimizde büyüdü diye. Edin Visca'nın kariyeri de gerçekten öyle gözlerimizin önünde büyüdü. Karakteri, disiplini, insanlığı, futbolu ve yetenekleriyle gerçek bir yıldız olan Bosnalı futbolcu Başakşehir kulübünün kısa tarihinin en uzun soluklu efsanesi oldu. 2 Şubat 1990'da o zaman Yugoslavya'ya bağlı olan Bosna Hersek'in Olovo şehrinde dünyaya gelen Edin Visca'nın çocukluğu savaşın içinde geçmiştir. Edin Visca kendi sözleriyle savaş günlerini şu şekilde anlatmıştır. Savaş başladığında 2, bittiğinde 5 yaşındaydım. Ne kadar zor bir dönem olduğunu anlatamam. Babam asker olmamasına rağmen 3 sene boyunca savaşta yer aldı. Küçük bir kasabada yaşıyorduk ve her gün üzerimizden 30'dan fazla savaş uçağı geçiyordu. Annem ve kardeşlerimle hayatta kalabilmek için elimizden geleni yapıyorduk. Üzerinden 20 yılı aşkın süre geçti ama babam hala o psikolojiden kurtulabilmiş değil. 20-21 yaşlarında çok sevdiğim bir komşumuz vardı. Babamdan 2 metre uzaklıkta şehit olduğunu öğrenince dünya başıma yıkılmıştı. Çocukluğu savaş dönemiyle geçen Edin Visca 8-9 yaşlarındayken futbolla tanışmış ve futbolu her şeyin önüne koymaya başlamıştır. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için eğitimine fazla önem veremeyen Edin Visca 15-16 yaşlarına kadar hiçbir kulüpte forma giymemiştir. İlk altyapı eğitimini geç bir yaş olan 15 yaşında kuzeninin desteğiyle Buduknos Bonovki'de alan Visca büyük gelişim göstererek bir sene sonra Bosna Hersek genç yaş milli takımına seçilmiştir. Ardından 2 sezon daha Banovitski'de futbol oynayan Visca burada gösterdiği üstün performansının ardından Bosna Ligi'nin önemli takımlarından Zeljez Nikar'a transfer olmuştur. 2 sezon burada futbol oynadıktan sonra kariyerindeki ilk transferi 400 bin euro karşılığında eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'i olarak gerçekleştirmiştir. Edin Visca için Galatasaray maçlarının önemi büyüktür. Çünkü Edin Visca İstanbul'a geldiğinde ilk maçını Galatasaray'a karşı oynamıştır. Ve yine aynı sezon gerçekleşen bir diğer Galatasaray maçında da ilk golünü atmıştır. Kimsenin adını sanını duymadığı bu futbolcu 2011-2012 sezonundan itibaren Başakşehir forması giymeye başlamış ve ilk sezonunda tam 36 maçta forma giymiş ve 5 gole imza atmıştır. Sezon sonunda Arsenal'ın kendisiyle ilgilenmesine rağmen uygun şartlar sağlanamadığı için Visca'nın transferi gerçekleşememiştir. Bir sonraki sezonda ise Edin Visca 28 maçta 3 gol 6 asistlik performansıyla oynasa da Başakşehir ligde tutunamayarak Süper Lig'den düşmüştür. Birçok takımın peşinde sıraya dizildiği Visca hakkında herkes kesin ayrılacak dese de Visca Başakşehir'i bırakmamış ve PTT 1. Lig'de mücadele ederek takımı düştüğü gibi çıkartmıştır. Çıkartmıştır diyorum çünkü Visca o sezon oynanan 34 maçın tamamında da forma giymiş ve 10 gol 10 asistlik katkıyla oynamıştır. 2014-15 sezonunda tekrar Süper Lig'de forma giyen Edin Visca Süper Lig'e süper bir dönüş yapmış ve 34 maçta 8 gol 5 asistlik performansıyla oynayarak Başakşehir'in ligi 4. bitirmesini sağlamıştır. Edin Visca'nın bu yükselen grafiği Bosna Hersek'te de yankı uyandırmış ve Visca, Edin Dzeko ve Pjanic gibi dünya yıldızlarının da önünde Bosna Hersek'te yılın futbolcusu ödülünü kazanmıştır. Her sezon kendisini geliştiren ve üstüne koymaya devam ederek performansını zirveye ulaştıran Edin Visca tam 9 sezondur Başakşehir forması giyiyor. Sadece Başakşehir tarihinin değil aynı zamanda Türk futbol tarihinin de en iyi sağ kanatlarından birisi olan Edin Visca, Başakşehir formasını tam 339 karşılaşmıştır. Da terletmiş ve 96 gol 98 asistlik insanüstü performansı imza atmıştır. 2019-2020 senesinde halen içinde yer aldıkları şampiyonluk yarışını ve UEFA kupasında son 16 turunda kalma başarılarını saymazsak Edin Visca'nın bireysel başarılarını şöyle sıralayabiliriz. 2 kez Süper Lig ikinciliği, 1 defa Süper Lig üçüncülüğü, 2 defa Süper Lig dördüncülüğü, 1 PTT 1. Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ikinciliği ve 2 asist krallığı. Bunlarla beraber Edin Visca Başakşehir tarihinde Mahmut Tekdemir'in ardından en fazla forma giyen ikinci futbolcu olma unvanına da sahiptir. Her fırsatta kendisini Türk gibi hissettiğini söyleyen ve Türkçe ana dili gibi konuşan Edin Visca'nın en önemli özelliklerinden birisi ise Visca'nın hiç maç kaçırmaması. Başakşehir tarihinin en çok gol atan ve asist yapan oyuncusu olan Edin Visca, Başakşehir'in marka değerini artırmak için elinden geleni yapmıştır ve Mahmut Tekdemir'le beraber
kulübün kaptanlığını gerçekleştirmiştir. Ona gelen transfer tekliflerini burada say say bitiremeyiz. Başta Süper Lig'in 4 büyükleri olmak üzere Avrupa'nın birçok devi de Edin Visca'nın transferi için sırada bekliyor. Oysa ona yapılan bütün teklifleri onu Edin Visca yapan Başakşehir için reddediyor. Küme düştüğünde bile takımı bırakıp ayrılmayan, savaş psikolojisiyle büyüyen o çocuk Başakşehir'in efsanesi Edin Visca'ydı. Ve sıra ikinci efsanemizde. Günümüz endüstriyel futbol dünyasında bayrak oyuncu olmak hiç de kolay bir şey değil. Biraz iyi oynadığınızda ve kendinizi gösterdiğinizde muhakkak üst seviye takımlardan biri sizi çalmaya çalışıyor. Başakşehir'in bu efsane ismi, bayrak taşıyıcısı gözünü turuncu formayla açıp hala o formayı sırtında taşıyan bir isim. Tabii ki takımın emektar kaptanı Mahmut Tekdemir'den bahsediyorum. Başakşehir tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu olan Mahmut Tekdemir, 20 Ocak 1900 1988'de Diyarbakır Çernik'te dünyaya gelmiştir. 5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'a göç eden Mahmut'un ailesinin ekonomik durumu Mahmut'un çocukluğu boyunca pek iyi değildi. Arkadaşının kramponlarını alarak deneme idmanlarına katılan Mahmut Tekdemir, futboldan kalan zamanlarında ise pazarlarda su satıyordu. Futbola Eroğlu Spor altyapısında başlayan Mahmut Tekdemir, önce Damla Spor'a ardındansa 16 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediye takımının altyapısına transfer olmuştur. 2006 yılına geldiğimizde ise Başakşehir'le profesyonel sözleşme imzalayan Mahmut Tekdemir o gün bugündür tam 14 senedir Başakşehir formasını terletiyor. Zor bir çocukluk geçiren Mahmut, Türk futbolunda değeri az bilinen oyunculardan birisi olmuştur. Her yıl performansının üstüne koyarak ilerleyen Mahmut Tekdemir, futbol hayatına önce stoper olarak başlamış, ardından ön libero olmuş, şimdi ise merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Abdullah Avcı'nın onun oyun sistemini değiştirdiğini her fırsatta dile getiren Mahmut, kendisine Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklifler gelse de hepsini reddetmiş ve kendisini Başakşehir'e adamıştır. Çalışmanın, azmetmenin ve yılmamanın ödülünü 27 yaşındayken alan Mahmut Tekdemir, A milli takım formasını ilk kez 31 Mart 2015'te Lüksemburg'a karşı oynanan hazırlık maçında giymiştir. Tam 15 kez milli formayı sırtına geçiren başarılı futbolcu, agresif ve dinamo şeklindeki oyun tarzıyla orta saha ve savunma arasındaki köprü görevini üstlenmiştir. Başakşehir kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan bu efsane ismin futbol hayatını Başakşehir'de sonlandırması ise oldukça muhtemel bir ihtimal. Başakşehir formasını tam 379 maçta terleterek Başakşehir tarihinde yaşanan tüm hüzün ve sevinçleri yaşayan isim olan Mahmut Tekdemir, adeta Başakşehir Futbol Kulübü'nün kurucularından birisi olmuştur. Futbol hayatı boyunca tek takım forması giyen ve onda da 13 gol 14 asistlik performansla oynayan Mahmut'un adı tartışmasız Başakşehir tarihinin en tepesinde yazılmayı Edin Visca ile beraber hak ediyor. Sevgili izleyenler, Fanatik TV'de her hafta ekranlara gelen Bir Kulüp İki Efsane programından bu haftalık da bu kadar. Bu videoyu ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.